Mete ile başlayalım. Ne dersiniz orada yaşananlarla ilgili? Şimdi ağaç, beraberindeki eylemler birçok şeyi zamanında gördük. Büyük bedeller de ödedik. Bir yandan orman var, evet herkesin hassasiyeti. Bir yandan da Cumhurbaşkanı oradaki mali büyüklüğün 1 milyar dolar olduğunu söyledi. Aynı zamanda kesilen ağaçların yerine yenilerin dikildiği, kapatılan maden sahasında tekrar ağaçlandırıldığını söyledi. Ama bir yandan da baktığımız zaman orada... Ee, protestolarda uzunca bir zamandır devam ediyor. Sanki daha önce de bu bilgilendirme ihtiyaç vardı gibi geldi bana. Belki bunlar açıklayanlar oldu. Cumhurbaşkanı iki kadar etkili olmadı ben duymadım ya da bir yandan farklı e, süreç yürüdü. Ne dersiniz sizin görüşünüz nedir Açıkçası bu Açıkçası ben e, bununla ilgili bayağı ciddi bir araştırma yaptım. Zaten işim gereği de yani enerjiyle uğraştığım için hani yenilenebilir enerji konusunda ve diğer konularda da böyle bir sorun olduğunda her defasında yani takip ediyorum. E, yetkililerle e, görüştüm. Çünkü bu olayın e, aslında baktığınızda e, beş tane tarafı var. Bunlardan birinci tarafı tabii ki Enerji Bakanlığı. İkinci tarafı Tarım ve Orman Bakanlığı. Üçüncüsü burada enerji üreten şirket. E, dördüncüsü orada yaşayan insanlar. Yani ben yani köyünün orada yaşayan, ormanın hemen dibinde yaşayan köylüler. Beşincisi de bu işe. Bu işin için oraya giden protostasının içinde bunu aktivistler. Beş tane ayağı var. Hı hı. Bunların her birine muhataplarına sorular sordum. Hani nedir gerçekten bu olay nasıl buraya geldi ve bu tartışmadan bu tartışmada gerçekler nedir araştırmayı gereği hissettim. Ve işte 10 gün öncesine kadar ki bütün hani verileri toplamaya çalıştım. Ee, ne oluyor? E çünkü şöyle bir şey var. Biz her defasında siyasi kamplaşmanın e, getirdiği fikri bölünmeyi de yaşıyoruz. Yani olay olay eğer bir taraftan bir tarafa ise hangi taraftaysa bu taraf zaten otomatikman karşıya geçiyor ve hani bir de işin içinde Kılıçdaroğlu'nun sıklıkla kullandığı beşli çete lafı varsa zaten otomatikman olay kopuyor gidiyor. Hı hı. Bir daha fikrin ne olduğunu, gerçeğin ne olduğunu sormaya kimse gerek bile görmüyor. Ve iş başka bir boyuttan da çıkıyoruz. Kamplaşma girdiği zaman herkes kendi kampından... Ya şimdi yine de yani şu bakmalı. anda anlattığımızın da çok fazlası bir... Birileri hiç bir anlamı olmayacağını söyleyeyim size. Ama ısrarla şunu söylüyoruz. Bilmek isteyen ve bu işi öğrenmek isteyen insanlar için anlatıyoruz. Bilmek istemeyen insan zaten işin esasını öğrenmek için bir gayret sarf etmeyecektir. Geçen Sevgili dostlarla beraberdik. Orada da e, bu konuya biraz arada, değinmeye çalıştım. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hoş geldim Murat. E, orada e, mevzu şu. Bu santral uzun süre devlet tarafından işletilmiş ve bu işletme sırasında da gerçekten artık hani modernizasyona e, ihtiyaç duymuş ve zarar eden bir firmayken... devlet demiş kardeşim ben. Bunu özel sektöre devretmek istiyorum. Siz alın <laughs> burayı, liability edin. Burada verimli bir yatırım yapın yani. Efendim. Yatırım yapın. Para yatırım yapın. Daha sıra. Bunun için de bana para verin demiş. Para verin yani ben size burayı veriyorum demiş. Ve işte 2015 yılında açık televizyon ihalesiyle katılımcılar girmişler o zamanın parasıyla 2. Yani 2.7 milyar dolarlık bir ihaleyle. Burası satın alınmış. iki tane termik santral. Ama burada termik santral satın alınmamış aynı zamanda. Termik santralı besleyecek olan şu anda tartışmanın olduğu enerji sahası da satın alınmış. Çünkü oradaki termik santralı satmanızın bir anlamı yok. Eğer orada kömürü devretmeyecekseniz o kömürü... Asla, asıl para orada, şöyle söyleyeyim, asıl para orada e, kömür. Oradan çıkan linyit de, yani, lingit de. Lingit, O kömürü çıkartacaksınız. Ve bu linyetinde şöyle bir tarafı yok. Bu linyeti başka bir yerde kullanma şansınız da yok. Hani linyeti ben alayım, şeyde yakmayayım, ben bunu başka bir yere götüreyim ve başka bir yere satayım. Veya ben bunu alayım, işte ne diyeyim demir çelikte kullanayım hı hı. falan yapma şansınız yok. Linyet dünyanın her tarafında yalnızca bu tür termik santrallerde kullanılıyor ve onun için üretilmiş olan termik santrallerde kullanılabiliyor. Onun için üretilmiş bak. Yani aslında oradaki linyet bir gün biterse o termik santralinde bir anlamı kalmayacak. Yok aynen of durumuna geçecek olan bir santralden bahsediyoruz. Ve e, bu nedenle dedim ya işin üç tane bacağı var. Enerji Bakanlığı, Enerji Bakanlığı satıyor. Devlete şirket nakit olarak bu parayı ödüyor. Diyor ki alın ben size aldım diyor. Ve 10 günden itibaren, 2015 yılından bugüne kadar termik santralleri rehabilite ederek işletmeye alıyorlar. Ve hala da rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor. Yani e, bitmiş değil. Hala devam ediyorlar. Hı hı. Şu ana kadar geldikleri yerde şöyle bir durum var. Bu saha, aslında bende bunun görüntüsü vardı. E, isterseniz şeyden sonra atayım. Bir e, hı hı, haritayı hı. verelim. Harita üzerinden de anlatmayı tavsiye ederim. Bu sağa, linyit sahası... ...şöyle uzunlamasına bir sağa. Ve bu sağa ilk devlet tarafından... ...şeye yakın bir yerden başlıyor. Santral e yakın bir yerden başlıyor. Yavaş yavaş yerden uzaklaşıyor. Ama... ...linyit böyle giden bir hat. Yani aynı maden ocakları gibi... Hı hı. ...giden bir hat. Ve linyit... Ancak şeyle çıkartılabiliyor. Açık saha çalışmasıyla çıkartılıyor. Oradaki açık saha ile çıkartabiliyorsunuz. Yani. önce madeni gibi dele dele gidilmiyor ya. Yukarıdaki toprağı alıyorsunuz. Altta yaklaşık işte o civarda işte 60 santimle 1 metre arasında bir maden yatağı var. Onu çıkartıyorsunuz. Sonra tekrar toprağı olan yerlere dolduruyorsunuz. O şeyi aldıktan sonra madeni aldıktan sonra madeni de orada kurduğunuz aktarma istasyonları ya taşıma istasyonlarıyla santrale gidiyorsunuz, yakıyorsunuz ve elektrik üretiyorsunuz. Şimdi gele 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 en son gelinen yer o bölgede bulunan ormanlık arazi. Ormanlık arazinin büyüklüğü ne kadar? 70 hektarlık bir araziden bahsediyoruz. 70 hektarlık bir alan var. Ve 70 hektarlık alanda devlet şöyle çalışıyor. Sistem şöyle çalışıyor onu söyleyeyim. Şimdi hep anlatıldı ya e, orada e, işletme gitti şeyi kesti ormanı kesti Türkiye'nin hiçbir yerinde devletin ormanına Orman Bakanlığı haricinde girip kozalak dahi toplayamazsınız bırakın özel sektör bir şirketinin girip oradan ağaç kesmesini Siz diyorsunuz ki ben maden sahası anlaşmam budur Bununla ilgili ben buradan maden çıkartmak istiyorum diyorsunuz anlaşmanıza gösteriyorsunuz işte o 2015'te verilen anlaşmayla. O sırada devlet şunu yapıyor. Bununla ilgili bölgede bu alanın, bu alanın kesilip kesilmeyeceği ilgili raporlar hazırlanıyor. Arkasından Tarım ve Orman Bakanlığı buradaki ağaçların kesilip satılmasıyla ilgili ihaleye çıkıyor. Satıyor parasını kendi kaynaklarından atıyor. Orman Bakanlığı kendi kaynaklarından aktarıyor. Kültür Turizm Bakanlığı geliyor. Bölgede herhangi bir turizmle ilgili şey var mı? Ne derler ona? Tarihi bir yapı var mı? Ona bakıyor. Bunların her birinden geçiyor. Geçtikten sonra da diyorlar ki biz bölgedeki şunları şunları yaptık. Gelin artık maden çıkartabilirsiniz. Hikayenin özü bu. Bu üç taraflı bir şey, hikaye. Şimdi ikinci hikayenin tarafı şu. Enerji ...insanlar şunu konuşuyorlar... ...diyorlar ki... ya ...arkadaşlar e, enerjiyi üretmeyelim... ...buradaki enerjiyi kapatalım... ...bu bölgede kapatalım... ...ve biz e, buradaki 70 hektarlık alanı koruyalım... <laughs> ...kavga burada başlıyor ve burada gidiyor... Bunu isteme hakları var mı... ...insanların var... ...bence isteyebilirler sorun yok... ...yani e, niye böyle bir şey talep ediyorsun... ...demeye hakkımız yok insanlar için... ...oradaki insanlar için de söyleme hakkımız yok... ...ama işin ilginç tarafı... ...devlet orada... Zaten bugüne kadar sanayi tipi orman olduğu için orası, zaten orada kese kese bugüne kadar e, işletmeyi bu şekilde yapıyor. Devlet orada ağacı sanayi tipi olduğu için kesiyor, gönderiyor, yerine tekrar ağaç dikiyor. Yani gençleştirme hı hı. E, formülasyonuyla bunu yapıyor. Şu an bölgede kesilen ağacın miktarı yaklaşık 26 bin ağaç kesildi. Bu söylediğim alanda. Evet. ...Türkiye'de her sene kesilen ağaç miktarı yanlış hatırlamıyorsam 30 milyon civar. Yenileştirme, gençleştirme Eleştirme için yapılan. Ve rehabilitasyon yani. Ormancılar alanlar... gidip işaretliyorlar arada diğerlerini sağlıyor. Yani içinde için. kurumuşlar var, ölmüş ağaçlar Hı -hı. var veya sanayi tipi. Ayrıca endüstriyel ağaçlar var. Endüstriyel evet. ağaçlar var. Onlar mecbur yani belli bir şeyle kesiliyor ve tekrar yapılıyor. Bu yalnızca Türkiye'ye özgü bir yapımı değil... Dünyanın her tarafında, işte Kanadasından Amerikasına, kullandığımız her ahşap bir şekilde efendim, kes, kullandığımız her ahşap kağıt, kesilmiş bir ağaç ya da kağıt kesilmiş, tuvalet bir ağaç kağıdı, bir ahşap, ya her şey için da. geçerli. Ee, bu da ikinci tarafı, ikinci tarafı. Ee, yani ben kimseye bunun için söylemem. Bu tartışmanın içerisindeki konuşulacak şey şu: Arkadaşlar, bu iş doğru nasıl yönetilecek ve biz ...enerji çıkartırken aynı zamanda ağaç nasıl dikeceğiz? Ağaçlarımızı nasıl koruyacağız? Ve biz buraya nasıl geleceğiz? Bu işin içerisinde... ...aslında tartışılmaması gereken bir konu var. Enerjiye ihtiyacımız var mı yok mu tartışması... ...bence en tuhaf tartışma. Yani şöyle söylesem... ...hatırlar mısınız bilmiyorum... Ee, ...pandemi sonrasıydı... ...dünyada bir doğalgaz krizi hı hı. oluşmuştu... ...hatırlıyor musunuz? Hı hı. O doğalgaz krizi oluştuğunda... ...Türkiye'de bir hafta... Ee, ...sanayi şirketlerine elektrik verilmemesiyle ilgili bir karar alınmış. Hatırlıyor musunuz? Evet. Türkiye ayağa kalktı. Sanayiciler ayağa kalktı. insanlar ayağa kalktı. Yani elektrik kesilecek hikayesine konuşuyoruz. Bu bölgedeki bu santrallerin... ...özelliği bölgeyi destekleyen ve besleyen baz yüklü santrali olmaz. Şimdi diyeceksiniz ki baz yüklü santral nedir? Enerji böyle bir tuhaf bir şey. Yani rüzgar elektrik santralını beğenmediniz de mi termik santrala bu kadar şey yapıyorsunuz. Hani övüyorsunuz. Şimdi ben rüzgar elektrik santralcıyım. Yani ben yenilebilir enerji çalıştığım için. Rüzgar elektrik santralı rüzgar varken çalışır. Güneş enerji santrali güneş tepedeyken çalışır. Onun dışında çalışma şansı yoktur. Yani hava şartlarına kesinlikle <laughs> bağlısınız. Ve Türkiye'de bugün rüzgar yaklaşık ...yüzde %15, %15-16'lık bir Orana yükselmiş durumda. Ciddi orana yükselmiş durumda. Avrupa'da da en fazla yenilebilen enerjiye gidiyorsunuz. Ama o gün devlet elektrik santrallerinden yani güneşten enerji alırken bir anda rüzgar gitti ki oluyor bu. Bu aradaki farkı neyle kapatıyor biliyor musunuz? Bunlarla. Bunlarla kapatıyor. Çünkü baz yüklü elektrik santrallerine güç e, temini için talimat verdiğinizde hemen devreye girebiliyor çünkü <laughs> içine attığınızda yani. ...bohar ısındıktan sonra direkt <laughs> devreye girebiliyor. Başka bir çareniz var mı? Bu santralin yerine koyacağınız bir santral var mı? Dünyada baz yüklü santraller nükleer enerji santralleridir. Şu anda nükleer enerji santralımız var mı? Yok. Yok. Yapılıyor bir tane var o da Devreye girmek üzere. De yani. Daha daha girmedi. Henüz enerji var, üretmiyor var, şu anda. <laughs> İkincisi baz yüklü elektrik santralleri hidrolik elektrik santralleridir. Şu anda dünyadaki küresel ısınmadan dolayı Türkiye hidrolik elektrik santrallerini elektrik için kullanmamaya çalışıyor, suyu korumaya çalışıyor. Yani bakın sıkıntı nerede başlıyor? Bir tarafta elektrik ihtiyacınız var, bir tarafta suya ihtiyacınız var. Diyorsunuz ki suyu kullan şeyi kullanmayacağım elektrik için ve siz gittikçe azaltıyorsunuz. Bu sene su için harcanan yani sudan elektrik üretimi daha da aşağı çekildi. Niye? Su yok çünkü. O zaman suyu da kullanmıyorsunuz, da barajda su da gerekiyor. kullanamıyorsunuz. Ne kaldı geriye? Bir elektrik, yani kömürden üretilen elektrik santralleri kaldı, bir de doğalgazdan elektrik santralleri kaldı. Tercihinizi iki tanesinden yapacaksınız. Doğalgazı yurt dışına alıyorsunuz, cari açığınız var ya da Türkiye'de yerli elektrik üretimiyle bunu yapacaksınız. Bu tartışmayı böyle gitmek lazım. Bu tartışmanın içerisinde Peki. şunu söylemek lazım, var da mı değiştirmiyoruz? Şimdi nükleer enerji santrali yapıyorsun, nükleer enerji santrallerine kızıyorsunuz. Bakın bu nükleer enerji santralleri yıllar önce devreye girmiş olsaydı, bugün Türkiye'de linyeti konuşmuyorduk belki. Çünkü büyük bir ihtimalle maliyetli ve gereksiz kalacak. Yok hayır maliyetten vazgeçtim. Hayır vazgeçtim. Yani bugün Avrupa'da e, bu sene itibariyle kömürden elektrik üretimi yüzde altı buçuk artmış durumda. Yüzde altı buçuk artmış durumda. Yani Doğal gaz fiyatları ve diğer sıkıntılardan hmm. dolayı Avrupa'da küresel ısınmadan dolayı da onlar da yükseltmiş durumdalar. Şey değil bu. Yani bu yalnızca Türkiye'nin falan gerçeği değil. Enerji dünyadaki enerjiyle ilgili bir problem var. Suyu kullanamıyorsunuz artık. Suyu suyu evet. elektrik üretimi için ki bizim ülkemiz su zengini bir ülke değil onu da söyleyelim. Evet, su zengini bir ülke değil. 15-20 sene sonra su fakiri olma yolunda hızlıca ilerliyoruz. Israrla gidiyoruz. Yapacağınız şey ne? nükleer enerjiye bir ara önce hızlı bir şekilde geçmek artı bu ve buna benzer e, santral tiplerine yenilebilir enerji dahil olmak üzere attırmaya çalışmak. Ama bugün için bana derseniz ki deseniz ki bu santralleri yarın sabah kapatalım ve hiçbir şey olmaz. Sordum bu sorunun cevabını. Bu sorunun cevabını da sordum. Dedim kapatın arkadaşlar ya. Şeyden daha mı önemli? Yerine koyacağımız şu anda yani bunun yerine koyabileceğimiz bir şeyimiz yok. Yani yerine koyamayız. Mecbur çalıştırmak zorunda olduğumuz santrallerden bir tanesi. Beş sene sonrasını konuşur musunuz? Beş sene sonra ihtiyaç kalmaz kapatırsınız. Ama şöyle bir şey var. Siz devletsiniz ve devlet burayı satmış ve 2.7 milyar dolara satmış açık ihaleyle. Arkadaşlar bakın bir kez daha söyleyeyim açık ihaleyle. Kayırmayla falan değil. O zaman şöyle bir şey var. Siz her olayda çıktığında özel sektörü, özel sektöre böyle devam edeceksiniz, böyle davranacaksanız o zaman nasıl gideceksiniz? Siz şunu söyleme hakkına sahipsiniz. Ben bunda en ufak bir şeyim yok. Bölgede yeşille ilgili bir sıkıntı mı yaratıyor? Enerji üretimi sırasında bölgede gaz dalımını yüksek mi yapıyor? Bölgede çevre konularına dikkat mi etmiyor? vergimi kaçırıyor. Arkadaş peşine düş, en sesinden ayrılma, cezayı da anında yapıştır. Bak anında yapıştır. Bak çevre konusu dahil olmak üzere diyorum. Ama bunu haklı, haklı sebeplerle yapın. Haksız sebeplerle yaptığınız andan itibaren işin şekli değişiyor. Bakın bu şirketin yerine başka bir şirket olsaydı sizce bu kadar tartışır mıydık? Vallahi hangi şirket olacağına bakar. İşte <laughs> işte öyle. İsim vermeyelim şimdi de. Evet. Yani evet, ben size söyleyeyim. Yani. yani tartışırsınız. Bundan bu bu konuyu çok tartışırım ben herkeste. Hmm. <laughs> o zaman yapacaksınız, <laughs> adil olacaksanız bugün Muğla bölgesinde yapımı süren başka şeyler de var. Faaliyetler var ve çevre içinde problemli olacak faaliyetler de var. Bir tanesi bile ismini geçmiyoruz, geçirmiyorsunuz. Yani sizin sizinle ilgili bir tek kızmayacağım, bölgede tek kızmayacağım ve gerçekten de ne derlerse de haklı diyebileceğim bir tek grup var arkadaş. O da ne biliyor musun? Bölgede yaşayan, bölgedenin orada havasını soluyan, ağacına bakan o bölgenin insanları. Tek laf söylemeyeceğim. Yine yeşili koruma adına böyle şey konusunda giden oraya yıllarca bu konuya işini adamış Tertemiz insanlar da var. Onlara da bir şey demeyeceğim. Ama biz bugün bu tartışmayı sana şöyle söyleyeyim. Biz medeni olarak yapamıyoruz ki. Bak, bir şey anlatmaya çalış mesela şu konuşmanın bir kısmını anlatmaya çalış. Adam şey diyecektir. Ha. Yalaka. Şimdi... Yok yalaka diyemez. Onu, onu diyecek de diyemez. Yandaş da diyemez. <laughs> Yandaş şey diye, da diyemez. Ben ne yani. diyeceğini söyleyeyim. Görüyor musun? Çevre bak daha ağır Aa, şeyler söyleyecek. Çevre düşmanı. Çevre düşmanı. Yeşil düşmanı. Bunlar ağacı da sevmezler. Tamam mı? Buraya doğru gidecek. Arkadaş, sizin eğer ağaç sevginizde, ağaçla ilgili mevzularınızda adaletli olanların her birini dinlemeye ben hazırım. Başımın üstünde de yeri var. Yıllardan evet. beri de bu konuda en ufak bir şeyim olmadı. Bir sürü televizyon programı yaptık. Orman yangınları, diğer konularda hiç gözün yaşına bakmadan en ağır işleri yaptım. Zamanında Tarım ve Orman Bakanı Pak Demirli döneminde, değil mi? Pak Demirliydi. En ağır işleri yaptım. O zamanki almaktır tedbirler için. Ya e arkadaş, yani sizin haricinize bu ülkede hiç kimse fikrini söylemeyecek mi? Bu evet. konunun gerçek boyutunun ne olduğunu söylemeyecek mi? Peki, bu konu yani... nereye doğru gidiyor diye söylemeyecek mi? Yani bir tek siz söyleyeceksiniz. Bütün toplumda sizin karşınıza geçecek ve sizi dinleyecek. Evet. Yok biraz... mu başka bu işin bir tarafı ve e, pozisyonu olan? Bir siz akıllısınız ya. Da. Ha? Biraz bir siz öyle. Siz Şimdi Cumhurbaşkanının da aklı akıllı da yetmiyor. Akılın ötesine geçip bir de eleştirinin boyutunu yani başka yere doğru geçiyor. Mesela askeri savunuyorsunuz şey diyor. Militaristsiniz siz. Militarist. Ülkeyi Adam PKK'lı. Bak adam PKK'lı. Onu özgürlük savaşı diye sana lanse ediyor. Sen memleketi için müdafaa eden askerini savunuyorsun, hı hı. militarist oluyorsun. Ama senin aslında savaş divanında yargılanman ha, lazım. Sen çünkü... savunma sanayi ilgili konuşuyorsun. Adam diyor ki, arkadaş diyor, yani yaptıklarınız diyor, çok fazla askeri konularda konuşuyorsunuz. Adam aynı herif, F-35'i almamız için, 100 milyar dolar vermemiz için yalvar yakar Türkiye'de lobi yapıyor. Tamam sen bir şey anlatıyorsun mesela tokla ilgili bir şey anlatıyorsun. Ha <laughs> ha diyor yani, yani bunu satacak satacağınızı falan mı zannediyorsun? İki yıl sonra patacak olan bir şirket diyor, diyor herif. Mesela Türkiye'de darbe oluyor. Ya diyor ne darbesi hep de her şeyde darbelere bağlıyorsunuz diyor. Amerika'da şeyde Şili'de oluyor aynısı. Pinochet'e geliyor darbe yapıyor. Diyor ki Amerika darbesiyle devrilmiş olan bir iktidar diyor bu. Hani oradaki darbeyi Amerika yaptı Türkiye'de yolunca darbe olmuyor mu? Bunu ondan saymıyor musunuz? O kadar ilginç bir yerdeyiz ki... ...içinden seçip seçip... ...cımbızla seçip seçip şey seçiyoruz. Fikir seçiyoruz. Ve bu fikirlerin içerisinde de... ...sen aykırı bir fikir söylediğinde... ...sakıncalı piyade yapıyor seni herkes. İşin aslını anlatıyorsun ha? her bir seke. Yani evet. gerçekler yani... üzerinden konuşuyorsun. Yok hayır duyduğun, bir de... Hayır, işin sandığın şeyler üzerinden şey anlatmıyorsun. Ya. İşim bu. Master konum bu. Yıllardan beri bu işte uğraşıyorum, bu işin sahasında çalışıyorum. Bak bak bir kez daha söyleyeyim. ben yeşil enerji taraftarıyım ve yenilebilen enerji çalışıyorum. Ama şu gerçeği hiç unutmam. Baz yüklü elektrik santralleri olmadan tam anlamıyla bir enerji santralı yani rüzgar santralı ve güneşe verim yapamazsınız. Çok ilginçtir. Yıllar önce nükleer enerjiyle ilgili birçok tartışma varken Şimdi nükleer enerji neye hangi sınıf alındı biliyor musunuz? Yeşil enerji. Yeşil enerji sınıfına alındı. Zaten yani Fransa'da 19 tane olan şeye Fransa'ya hiç karşı çıkmayanlar ya da Fransa'dakilere karşı çıkmayanlar genelde bizdekine de karşı çıkıyor. O da demin bahsettiğiniz konu gibi ayrı bir soru işareti yüklü şey.